Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, Zamotiv ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Bugün Elden Ring'in 37. bölümüyle yine karşınızdayım. Ve Altus Platosu'nda Gelmir'da Volkan Malikanesi derken Platon'un hemen hemen her tarafını dolaşmaya çalışıyoruz. Gitmediğimiz mekanlara gitmeye çalışıyoruz. Tek tek mekan mekan dolaşacağım artık. Yani mekan mekan bölümler sunacağım sizlere. Şimdi geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz ki iki farklı mekana girdik. Bir mağaraya, bir de labirent mezarlığa girdik. Mezarlığa girdik. Yeraltı mezarlığına. Ve buralarda çifte bosslar geldi karşımıza. Bunları alt etmeyi başardık. Güzel de bir bölüm oldu. Yani çifte bossların olduğu güzel bir bölüm oldu. En son bu noktaya geldim arkadaşlar. Hemen arkamda şurada görmüş olduğunuz bir Evergol ve içerisinde Godefroy denilen bir God, tamamıyla Godri'yi andıran bir boss'la karşılaştık ve kendisini yenemedik. Taş kılıç anahtarımızı hibe ettik burada, ama buraya daha sonra geleceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim oyun stilim Elden Ring'de güçlenip tekrar gelip onu haşamat etmek. Yani benim tarzım bu. Bu yönde. Yani bir boss'u yenemiyorsanız defalarca ölüp sicilinizi iyice kirletmeye gerek yok. Bu arada sicil demişken sicilde yazmayı unutmuşuz. Hemen şurada onu da ekranlarınıza getireyim. Evet, sanıyorum şimdi daha görünür halde. 296 kere öldük arkadaşlar bu bölüme gelene kadar ve tam 60 boss kestik. Geçtiğimiz bölümle birlikte 60. boss'a ulaştık. Bunu da kesseydik Trabzon yapacaktık ama olmadı maalesef. Evet, şimdi nerelerde dolaşmamız lazım? Nereler eksik? Daha nerelere gideceğiz? Daha çok yolumuz var. Elden Ring kolay kolay bitmeyecek. Bu arada yılın oyunu da seçildiğini hatırlatayım arkadaşlar. God of War Ragnarok'la God of War serisiyle büyük bir çekişmeye girdi ve en sonunda Elden Ring Game of the Year yılın oyunu ödülünü eline geçirdi. Tabi God of War da 5-6 tane ödül aldı yanlış hatırlamıyorsam. 4 ödül de Elden Ring'e gitti. Diğer ödüller de zaten karma oldu. Birer kez alındı. Ama netice itibariyle benim God of Year dediğim Game of the Year oyununu Elden Ring bizzat aldı arkadaşlar ödülü. Ve şimdi bu oyunu bitireceğiz artık. Yılın oyunu dedik. 2022 oyuna başlarken de demiştim. Yılın oyunu seçilme ihtimali çok yüksek diye. Zaten bunu forumlarda da belirtmiştim. Çeşitli videoların altında yorumlarım da vardı. God of War'la çok fazla kez çakıştırılıyordu. Yani... İkisinin rekabet içinde olduğu çoğu forumda ve videolarda konuşuluyordu. Ancak hepsinde benim söylediğim bir şey vardı. Elden Ring bu ödülü alacak dedim. God of War, evet, mükemmel bir oyun. Onu da oynayacağız bu arada kanalımızda. Onu da bir ara God of War diğerinden, yani ilkinden başlayıp Ragnarok'a geçeceğiz. Tabii Ragnarok şu anda PC'de olmadığı için başlamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bende konsol yok ve konsolum olmadığı için doğal haliyle başlamadım. Ama Ragnarok PC'ye geldiği anda baştan serinin başından alacağız. Yani daha öncesinden değil tabii. İlk çıkan oyun God of War'dan başlayacağız. Ve Ragnarok'la devamını getireceğiz. Atreus'la olan, Kratos'la Atreus'un macerasını Zamo TV'de sizlerin ekranına getireceğim arkadaşlar. Ne zaman dedik? Ragnarok PC'ye geldiği zaman. Epey bir zaman geçebilir yani. Tabii o gelene kadar oyun şölenlerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Kendi oyunumuza dönelim. Elden Ring'e dönelim. Şimdi ben en son şuraya gitmek istiyordum abi. Lanet yere gidemedim. Şuradan şöyle tünel altından geldik. Buraya çıktık. Burada bizi patates etti. Tabii burada fazla oyalanmayacağım ve şuraya bir tekrar gideceğim. Zaten şurayı da biz lüks harabeleri de pek oynamadık. Orayı da bir gözden geçirelim şöyle. Evet, Elden Ring'in 37. bölümü başlıyor efendim. Kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Beğenileri de esirgemiyoruz ve yorumları da bölüm altına bekliyorum. Taktikleriniz benim için önemli. Evet, evet, evet. Şimdi bir dakika, şu... Burası nerede ya? Aa, hemen şurası. Ha, tepeye çıkamamıştık. Tamam, burayı hatırladım. Tepeye çıkamadık. Mekanı bulduk ama tepesine çıkamamıştık. Oraya bir çıkmayı deneyeyim ya. Bu taraftan çıkma ihtimalimiz olabilir mi acaba? Ona bakmam lazım. Şuradan bir gideceğim bakayım. Çıkabiliyor muyuz?
Abi bu yukarıya nasıl tırmanacağız biz ya? Allah Allah. Benim şuradan şu YouTube sitesinden yukarıya çıkmam lazım. Şuraya çıkmam gerekiyor ya. Ben buraya nasıl geleceğim tekrar ya? Bir dakika, şöyle bir takip etsek yolu. Köprünün şu tarafı var. Allah Allah. Tabi buraları da dolaşmadım ben daha. Buraları da dolaşacağım. Neyse bir dakika, bir yolun sonuna kadar gidelim, belki bir şey buluruz. Ya çık şuradan. Abi gene aynı yere çıkıyorum ya. Ya gene buraya bağlanacak bu. Abi şu başlangıç yerini bulmam lazım benim ya. Düz mü gidelim, ne yapalım? Bu taraftan gidelim o zaman abi. Bulamayacağız burayı. Yukarıya bir çıkış yolu bulamadım ya. Abicim düz gideceğim de ben şuradan gideyim. Şuradan gideyim. Bunlar kafama bir şeyler atıyor. Şekerin lan. Birer tane vurayım mı size? Al köpek. Al sen de. Tamam, şuradan düz devam. Düz devam. Bırak onları. Boş ver onları. Bırak. Şunları da alalım. Ok mok yapacağız. Lazım olacak. İnce canavar kemikleri bol miktarda lazım. Sen de gel. Bir dakika, şurada bir şey gördüm abi. Şunu almam lazım. Hatta şöyle alabiliyor muyum? Bizim asamız seçilim bu arada. Abi 25 zeka bastım. Ya sadece bunları kullanabiliyorum ya. Karya kılıç büyüsü Glint Blade. Hiçbir anlamı yok ya. Lan çabuk ol. Önce bu, önce bu. Tamam, aldım, aldım, aldım. Tam bıçağımı. Oh yeah. Gel, gel, gel babana gel. Gel bana gel. Gel aslanım. Senin arkandan halledeceğim seni. Uf, tek attım lan. Vay anasını. Nasıl başardım lan o işi? Vallahi tek yiyorlar lan. Süpermiş ha. Bunlar en eski olanlar galiba. Ya oğlum gidin şuradan ya. Defol git. Yusufçuk. Tamam. Şimdi düz devam edeceğiz. Şurada Volkan Malikanesi'nde Tanit'in bizden daha önce istediği bir suikast görevi vardı. Rylek. Rylek'i burada öldüreceğiz arkadaşlar. Sonra quest için Tanit'e tekrar gidip ondan ödülümüzü almamız lazım. Şurada da bir mekan gözüküyor. Gözüme çarptı. Onu da gözden geçirelim. Şuraya uğramadığımızı belirtecek bir şey yapalım şuraya. Buraya değil, buraya değil, burayı tekrar buluruz. Ya oğlum siz ne arıyorsunuz yerlerde ya? Aha, ilerideki ne lan? Aa, bizim şeylerden mi bu? Lurnia'da rastladığımız tiplerden. Şuradaki ne? Burada da bir şey var. Oğlum bu ne lan? Bu kim? O. O siktir. Troll müymüş lan o? Lan ben de bir şey sandım ya. Dur kardeşim, bir dakika. Seni bir temizleyeyim ben. Ondan sonra trolle bakacağım. Hayır, akıllı ol koçum. Hop. Oh. Oğlum nasıl vuruyorum lan ben böyle? Bak mı oldu oğlum, nedir? Ben mi çok güçlüyüm? Nedir bu olayın sırrı ya? Abicim alt tarafı 222 vuruyoruz ya. Bunlar niye bu kadar kolay düşüyorlar? Aha, bir tane de orada var. Onu da alırız herhalde. Burada da bir define avı var galiba. Tamam, şimdi bir dakika. Giderek yaklaşıyoruz. Şurada bir mekanımız var. Ona bir uğramamız lazım arkadaşlar. Of çok güzel.
Çok güzelsin be. Gel gel önce sen. Zaten bir vurumluk canınız var. Tamam. Tamam. Güzel. Ya buraya da taş kılıç abi, bu ne ya? Hepsine taş kılıç anahtar bağışlıyoruz ya. Neyse kullanacağım abi. Mekan mekandır. Evet, bölümün ilk mekanına giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Eski Altus tüneli diye geçiyor ve patlayıcı taş yığını 3 adet. Ya bunları da hiç kullanmıyorum aslında ama. Bir dakika, ben burada feneri takayım, bir sağ solu görelim ya. Şuralarda genelde hep bir şeyler çıkıyor abi, bak mesela. Mesela yani bak. Bak mesela ya, ama hiçbir anlamı yok. Bunları alsak ne olur, almasak ne olur ya. Biz böyle de inerdik ya. Biz niye asansörle iniyoruz ki? Şu an 19.700 var. Biraz riskli bir rakam. Bizim seviye almamız için kaç gerekiyor? Şu anda ona bir öğrenelim. 30.900. 11.000 eksiğimiz var. 11.250 civarı. bunu kaybetmemem lazım. Burada ne ile karşılaşacağım bilmiyorum ama kaybetmemem lazım. Şöyle gizliden gidelim. Bu şey tipler var yine. Oha. Oha. O nereden geldi? Hop dur yavaş. Sen çok şey yapıyorsun, yavaş. Geleceksen gel lan. Aa, bu kadar işte. Bu kadar. Ya bu şeylerin içi boş. Nasıl patlıyor ben anlamıyorum ya. Ateşi vurdum patlıyorlar valla. Hah, bize bunlardan lazım bak. Sağlam bir şeyler olsun. Smithing 5. 5 level. Oo, bayağı sükseli bir yere girdik galiba. Oh, kalabalık var. Kalabalık var. Ama biz güçlüyüz kardeşim. Şimdi bir dakika. Burada farklı silah ne kullanabiliriz ya? Nagakiba abi çok güzeldi. Çok şeydi. Bu arada Godric'in baltasını kullanmak için sadece bir kuvvet daha vermemiz lazım. Bir kuvvet daha verirsek olay tamamlanır abi. Şunu da kullanabiliyorum. Giza'nın tekerleği. Kan kaybı. Aa, bu da, ulan bunu da geliştirebiliriz aslında. Ama bunların işte pasif şey. Savaş külü kullanamıyoruz bunlarda. O kötü. Neyse. Devam edelim. Önce bir yukarı çıkayım şuradan. Oho. Çok iş var burada ya. Bir dakika abi. Önce bir şuraya bakayım ben. Gelin bakayım dostlar. Sizin zaten ruhunuz duymuyor. Ya oğlum bunlara niye vuramıyorum ben ya? Şuraya bak ya. Hayvan gibiler abi. Relax. Ah be. Oğlum. Şöyle vuracaksın bak. Şöyle. Oğlum ne attın da bana? Tamam. Şimdi alt kat biraz teferruatlı gibi. Üstten başlayalım. Tekrar çık abi. Şimdi hem kıyafetimizden pasifize olarak sağlık alıyoruz. Yani HP alıyoruz. Hem de kalkanımız sayesinde sürekli olarak sağlığımız yenileniyor. Yukarıda gördüğünüz gibi. Sürekli olarak sağlığımız yavaştan yavaştan yükleniyor. Gel. Lan koskoca trole
tek atıyoruz. Aha. Aha, çok güzel bir şey aldım ama bir dakika. Ne geldi buraya? Sen ne arıyorsun oğlum? Ha? Şş, yavaş. Yavaş kardeşim. Oğlum bir dakika lan, öleceğim lan. Tamam, güzel, temiz oldu. Ben bir tane iksir içeyim abi, pot. Ya da dur biraz daha bekleyeyim şuradaki adamların durumuna göre. Tamam, kimse yok ki burada. Bunları alalım o zaman. Şöyle farklı bir şey kullansak. Mesela büyülerden şunu kullanalım diyeceğim de bu da çok fazla mana gidiyor ya. Bu kalabalıkta kullanmak daha mantıklı. Bak bu olabilir mesela. Gayet güzel vuruyor. Şuna da at abi. Manamız gitsin, sorun değil. Manayı toparlarız bir şekilde. Abicim kasvetli ver ya. Kasvetli istiyorum ya. Stenching boluslar. Güzel. Böyle şeyler olabilir. Güzel. Şu aralara baktık mı? Burada bir şey yok. Tamam, yukarı kat hazır. Şuraya bir vurayım ne olur ne olmaz. Kaplı maplı bir şeyler çıkar ya. Manamızı da bir yenilemeden önce bir kaç büyü daha kullanabilir hakkımız var. Şimdi önce şuraya atlayayım baba. Yok. Şuraya bir atlayayım önce. Hop. Tamam, şimdi buradan. Aha, vallahi çok tehlikeli burası. Burası tehlike baba. Bir dakika. Eyvahlar olsun. Allah kahretsin, büyü bitti. Aha da buraya geliyor. Allah buraya geliyor. Allah da geliyor. Allah kahretsin seni. Gelmeyin lan. Eyvah eyvah eyvah. Burada kesin öldüm. Burada kesin öldüm abi. Bu ne? Lan dur. Lan dur. Bir dakika oğlum. Kaçacak yer bul. Oğlum yavaş vurun da biraz. Şunu iç abi. Şunu iç abi. Oha oğlum. Ne güç la böyle. Oo çok güçlü. Çok güçlü. Oha oha, ikiniz olmaz, ikiniz olmaz. İkiniz olmaz, bir dakika kaçmam lazım buradan. Eyvahlar olsun ya. Lan dur, dur, dur ya. Of be kardeşim, önlü arkalı giriyorsunuz ya. Ben nasıl alacağım şimdi oradan rünü? Oğlum bu ne? Çok güçlüler. Boku yedik, o rünü oradan inşallah alırız. Şimdi aşağıyı da bilmediğim için nereye gideceğimi de anlamadım. Geri geri kaçmaya çalıştım ama yemedi. Aa bir dakika ya. Benim bir yol bulmam lazım. Bir dakika şu şeyi bu üzerimizde kalsın bunlar da. Ben sadece şu kılıcımı almak istiyorum. Gerçi bu kılıç da etkili değil ki ya. Abi. Çok fena sıkıştım şu an var ya. Şu olabilir mi acaba ya? Şunu alalım ya. Halbert de olabilir aslında. Niye olabilir? Çünkü dönmeli bir hareket olduğu için rakibi kitleyebiliriz bununla. Ama biz bunu alalım tabii. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Burada Latenna'yı deneyeceğim. Albinarik Latenna. Artı 3 yaptık bunu biliyorsunuz. Bunu da denememiz lazım artık yani. Zamanı geldi. Hep Olek'le gittim bu zamana kadar. Bir bakacağım, Latenna'ya da bakacağım. Abi olmadı bu iş ya. Of. Of abi ya, of ya. Şuradan koş, koş abi. Koş, 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 koş. Bir dakika abi. Yanlış yere koştuk, Allah kahretsin. Aa dur lan, buraya atlarız. Tamam dur, buraya atladım abi. Şimdi ben buraya atladım ama peşimden gelen var mı? Abi köpek arkamda.
Ya abi 2-3 tane var bunlardan. Bir de sağda solda köpek var ya. Bomba bir şey yok mu ya? Abi bomba lazım bana. Bir dakika. Şunları çıkar abicim. Bak şunlar mesela kullanılabilir. Birazcık kullanalım şunları. Şunları hepsini bir kullan abi. Şurada bir kullanalım ya. Ha mesela şuna. Kullan. Ne kadar varsa kullan. Ulan hepsini kullan abi. Zaten bir boka yaramıyor bunlar. Oğlum bak yavaş gel. Gel. Tamam bu gitti baba. Bu gitti baba. Güzel tertemiz oldu. Of, bir de kılıç aldık. Şimdi sırada bu var. Bu kahpe var sırada. At abi. Oğlum bak. Atacağım diye de aşağı düşme. At. Allah daha kalmadım lan. Allah kahretsin. Mana bitti. Eyvahlar olsun. Gene düştü aşağıya. Çok iyi. Çok iyi. Hadi gel. Gel. Gel köpek. Of. Oradayken gidersin koçum. Hadi bakayım. Güzel, sevdim bunu. Şimdi çok sağda solda çok köpek var. Biraz dikkatli gitmem lazım abi. Buraya bir atlayayım. Şimdi şöyle yavaştan. Bak, iki tane şurada var mesela. Şu kulübede. Bu kulübede var mı? Bu kulübede yok. Tamam güzel. Uf, 4 level aldık bir tane. Tamam bu Kamil burada dikilsin. Biz şuradaki köpekleri bir halledelim abi. Tamam. İkisi de tamam. Çok temiz oldu. Troll'ün çekici isimli bir silah daha. Oğlum sen onunla tek başına alamazsın. Onlar varken cürmün öter oğlum senin. Onlar yokken bir şey yiyemezsin. Tamam şimdi etraf biraz sakin. Şimdi şu kulübenin arkasına bir bakalım. Burada bir yerler gözüküyor. Oh yeah. Tamam burada yolumuz. Şimdi rünümü alabilirim. Az daha unutuyordum lan rünüm. Gel koçum gel. Gel aslanım. Hop. Bir dakika. Öyle şey yok. Öyle şey yok kardeşim. Al bakayım. Oh, güzel. Bir tane smithing 5 ve bir tane de kasvetli smithing taş 5'i bulduk. Oh, güzel. Zaten bu tünellerde genelde smithing taşları, altın rünler vesaire ve de hayalet eldivenler. Hayalet eldivenler genelde nasıl diyelim yeraltı mezarlıkları olan mekanlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Mağaralarda da daha çok yine böyle bitkisel ve yani crafting malzemeler ve de smithing taşları çıkıyor. Bu tünellerde de ağırlıklı olarak yine smithing taşlarıyla altın rünler karşımıza çıkıyor. Şimdi baba. Şurası var. Şunu da alalım. Aa, şuraya bak adama vurdun. Kılıç tepiyor ya. Buralar açılıyor mu? Açılmıyor. Tamam. Çok güzel. Ulan şurayı çok iyi süpürdüm ha. Mükemmel süpürdüm ya. Çok çakalım ya. Oo, 6 level bir tane geldi. Ama burada
Her yere baktık mı? Şuraya da baktık, şuraya da baktık. Tamam abi, başka bir yer kalmadı. Sadece şuradan devam edeceğiz. Evet. Ve boss. Ve boss. Yalnız bu boss'ta ben Latenna'yla riske atmam kendimi kardeşim. O zaman ne yapacağız? Önce şunları bir kaldır. Ulan bunları hiç kullanmıyorum. Böyle durumlarda çok iyi iş yapıyor bunlar. Şimdi Latenna, sana bir ihtiyacım olmayacak şu an. Oleg'i çağıracağız yine. Aslan Oleg, aslan sürgün şövalyesi Oleg. Atla koçum sahaya. Şimdi ben bunu içersem zaten mana tüketmemiş olacağız. Şunu içersek FP tüketimi ortadan kalkacak. Hemen bizim hızlı bir şekilde çağır. O ne? Taş kazıcı troll. Bir dakika abi. Rakip çok zor olmasa gerek. Ama belli de olmaz. Gel aslanım. Oo, çok iyi, çok iyi. Tam istediğim, tam istediğim şekerde. Heh, hemen de bayıldı abi. Çok iyi oldu bu. Hemen bayıldı abi. Sok ağzına. Sok ağzına kardeşim. Relax. Perfect atalım hadi. Hadi perfect. İşte bu. İşte bu. Harika kulüp. Bir silah ve 9600'de rünümüzü yapıştırdık baba. Çok rahat bir boss. Demiştim. Troll olması her zaman daha iyi. Artık trolleri biliyorsunuz rahat kesiyoruz. Şimdi bakalım ekstra bir yer var mı burada? Bunlar ne? Tamam, böyle bir şey yok. Evet, bir girişe dönelim. 37.000 rünümüz oldu. Bir seviye atlayalım. Kuvvete basacağım bu sefer. Artık kuvvete bastıktan sonra da bir süre kuvvete basmayacağım. Şimdi kuvveti ayarladıktan sonra Godrim baltasını alacağız. Godrim baltasıyla birazcık oynayayım istiyorum. Hemen şurada. Aa, burada değil. Tamam, uzaklaşmışız oradan. Neyse, biz devam edelim yolumuza. Ölürsek geri alırız bir şekilde. Vay, sen gene mi geldin buraya aslan? Gene mi geldin sen buraya? Şimdi şuradan düz devam. Bir dakika abi, nereye geldim ben ya? Abi buraya çıkmak istemiyorum ki ben ya. Düz devam edeceğim kardeşim. Ya of be kardeş ya. Allah Allah. Düz niye gidemiyorum abi ben buradan? Aa, bir dakika lan, şu neymiş? Ha tamam, bu yoldan gideceğiz işte. Ama önce bir şunu alayım. Neyin nesiymiş o bilmiyorum. 6000. Tamam aldık. Şuradan devam edelim. Bir tane YouTube sitesi bulmam lazım. Aha. Aha. İşte aradığımız suikast burada kardeşim. Evet, Relight Island dünyasını istila etmek istiyor musun? Evet kardeşim. Hazırız biz. İnşallah zorlu bir şey değildir. Şunu içeyim abi. Allah kahretsin seni. Bu ne? Oo, bu çok şey oldu. Eyvah 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 eyvah. Bir daha. Bir daha. Güzel. İçirme. İçirme. İçirme ona. Oğlum bu kaç vuruyor lan bu kadar? Oğlum dur bir. Vurma şimdi bana. Dur. Siktir be. Oğlum bana. Oo. Oo, adamdaki oka bak lan. Tek yedik ya. Nasıl bir arbalet varmış lan onda. Neyse, o rünleri alırız herhalde. Demek ki neymiş? Ok yemeyeceğiz abi.
Tamam, rünüm burada. Rününde sıkıntı yok. Rün kaybolmaz. Rün bir dakika, dur hele ya, bir dakika ya. Nasıl böyle oldu? Önce bir abi bir bakayım şu, bir şeyler topladım ya. Ona bir bakmam lazım. Şimdi nerede o silah? Bir tane şunu aldık. Şövalyenin büyük kılıcı diye. Bu da aynı abi. Buna benzer bir kılıç. Bunun dışında bir tane daha aldım abi. Bir tane daha aldım. Ne olduğunu bulmam lazım onu. Ha, bir de şunu aldık. Trollün çekici diye bir silah. Ateş fate hasar veriyor. İnanç hasarı verebilen bir silah. Bir de büyük kulüp aldık. Şey, harika kulüp aldık. 154'e 61 bayağı iyi vuruyormuş. Güzel, bakacağız. Hepsine bakacağız. Bir önce bir şu şerefsizi bir halledelim. Oo. Kullandığım şeyler niye geri gelmemiş? Bir dakika abi, orada bir hata var. Heh, ver abi şunu. Ver abicim şunu. Lan çabuk iç oğlum şunu, çabuk iç. Oğlum adam zehirli atıyor ya. Yakalan mı onları? Oğlum bak, atıp atıp durma onunla. Ağzına sıçtım seni. Koçum. Ah siktir ya. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha vur arkadan. Heh, tamam. Bu kadar işte. Bu kadar kardeşim. Suikast başarıyla gerçekleşti. Sahip mağlup oldu. Ve bir rün yayıyla parmak çözüm. Bu gerek yok bize. Güzel. Oo, bir de bir tılsımla siyah anahtar civatası aldık. 20 adet, güzel, farklı bir civata almış olduk. Çok iyi. Şimdi bir tılsıma bakalım önce. Bir de şu tılsımı da mağaradan edindik. Yıldırım hasarı olumsuzlamasını büyük ölçüde artırır. Daha önce bizde küçük ölçüde artıran vardı bir tane. Bunun bir katı üstü geldi. Büyük ölçüde artıran bir tılsım elde ettik. Şimdi abi şu ne vermişti bize? Şunu verdi. Kullanıcının hareket sırasında çıkardığı tüm sesleri ortadan kaldırır diyor. Çok gerekir mi ya? Round Table Hold suikastçıları tarafından kullanılan bir ritüel alet. Bir zamanlar rehberlikten sapmış olan Tanışt mutlak sessizlikten başka hiçbir şeyden korkmazdı diyor. Yani çok kullanacağımı zannetmiyorum aslında ama gerekir mi, gerek duyar mıyız bilemedim. Şimdi burası da tamamsa düz çıkmaya devam ediyoruz. Şuradaki olayımızı bitirdik. Şimdi bir düz devam edelim. Bakalım daha neler göreceğiz bu güzergahı üzerinde. Evet, evet, evet. Benim bir tane lütuf sitesi bulmam lazım ölmeden. Oo shit baby. Evet, yine bir mekan bizi bekler. Amanın, çok güzel. Çok güzel. Farklı güzel bir yere denk geldik. Evet, şurası sanıyorum bura zehirli, etrafı zehirlerle çevrili bir yapı. Orada bizi neler bekliyor, neler bekliyor, neler bekliyor, bakacağız, bakacağız. Şimdi burada questlerde demiştim size takip ediyorum diye oyunda harita üzerinde. Şimdi burada arkadaşlar Patches diye hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir mağarada hırsızlık yaptığımız için, sandığını açtığımız için bizimle savaşan bir tip vardı. Sonradan
af dilemişti ve bizi tuzağa düşürmüştü. Tekrar onu bize ödüllendireceğini söyleyip kandırmıştı ve bizi farklı bir bölgeye ışınlamıştı. Yani bir tuzak sandığı önümüze koydu. Daha sonra ben ne yaptım? O ara öfkelendim ve o patches'i orada kestim. Şu anda burası bu konum questlerden patches'ın yer aldığı bir konum. Burada kendisini doğayla göremeyeceğiz. Çünkü neden? Öldürdük abi. Ben adamı öldürdüm. O yüzden Patches'ın quest'i iptal oldu diyebilirim. Onu haşamet ettik abi. Ha, ödüllerini aldık ama tabii haşamet ettik adamı. Şunların tamam, tek yiyorlar. Tamam, güzel güzel. Ürün biriktirmeye devam abi. Şimdi biliyorsunuz ki atımız ne zehirden, ne lavdan, ne ondan bundan hiçbir şeyden etkilenmiyor arkadaşlar. Bu özel bir at biliyorsunuz. Torrent özel bir at. Şu anda zehirli bir bölgedeyiz. Şundan inersem zaten fark edeceksiniz. Ben zehre bulaşıyorum. Ama atıma bindiğimde olay ortadan kalkmış oluyor. Yani attan düşmemem lazım hiçbir şekilde. Devam. Bunları keselim ya, bedava bunlar. Oğlum ben bu kaleye direkt buradan atlarım mı? Tamam ama etrafı bir dolanayım istiyorum. Bunlar ne abi? Hayırdır? Aa bunlar şey la. Aa bunları şimdi hatırladım. Bunlar Ainsel'de de çıkmıştı karşımıza. Zehir atıyor köpek. Ama bu ölüm zehri atıyor. Bak 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 bak. Bunlar çok şey ya, bunlarınki inanılmaz fazla hasarı. Elinde lan. Oğlum. Lan dur, öleceğiz. Ya vur şuna be kardeşim, küçücüksünüz ya. Vurulmuyor da ya. Başım döndü ya. Ah bir de şuradalar. Burada da varlar. Allah kahretsin ya. Bir dakika abi, oraya bir büyü atayım ben. Ateş olur mu acaba oraya? Ateş olur galiba ya. Bir deneme yapacağım bakayım. Allah senin cezanı ver. Senin atacağın büyünün... Tamam sakin çocuklar. Sakin. Sakin olun. Sakin olun. Oğlum bir zıplama da bir vurayım sana lan. Geber. Şuraya da bakalım. Merak ettim. Ha, bir tane de şu inek var. Oha suyun altından da çıkıyorlar. Tamam, temiz. Temiz abi. Şimdi şuraya bir bakayım artık. Önce kalenin etrafı baba. Ondan sonra içini fethetmeye hazırız. Bakarsınız buralarda önemli bir şeyler çıkar. Biliyorsunuz Elden Ring'de açık dünyanın her yerinde ödüller var abi. Dolaşacaksın. Bu dünyayı boşuna tasarlamamışlar bize yani. İçini dolu dolu yapmışlar. Her yerde abi mutlaka bir şeyler var. O yüzden From Software sizden sürekli dolaşmanızı istiyor abi. Şimdi şu kalenin etrafını biraz daha şu arka taraflarına da bakalım. Gölgeli kale. Aa bak Mikael'in zambakları var burada bak. Bunları arasak bulamayız. Tamam şimdi kaleye girebiliriz abi. Hazırım. Hazırım abi. Şimdi kaleye de kaçak yollardan gireceğiz. Şuralarda bir yerde bir açıklık vardı.
Evet. Şuradan atlayabiliriz. Allah, nereye atladım oğlum ben? Oha, dur 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 dur, yapma yapma yapma, dur dur, yavaş yavaş kardeşim, sakin olun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum, bir dakika oğlum, git. Ya abi, bunlar çok sinir bozucu ya. Ama gitti. Ya oğlum dur. Yakalamayın da ne yapıyorsanız yapın abi. Zehir çiçeği. Burası bence çok uyuz bir yer gibi hissediyorum abi. Çok uyuz bir yer burası. O yüzden dikkatli gitmekte fayda var. Şimdi tam neredeyiz? Burası bir açıklık alan. Kalenin avlusu olsa gerek burası. Umuyorum her yeri keşfederiz. Şimdi bir dakika. Öncelikle şuraya bir atlayayım abi. Atladım. Atladım. Şu yukarıya bakalım önce. Şurada abuk sabuk tipler var. Tamam. Çok iyi. Şimdi şurada ben levelimi atlayayım. Rünlerimi bir harcayayım. Rahat kafayla bir dolaşalım. Kuvvete vereceğiz dedik. Kuvvete bastık bir tane. Daha da elimizde 12.500 adet ürünümüz duruyor. Büyülerden farklı bir kullanabilir miyiz? Ya daha çok asa büyüleri kullanıyorum da. Neyse, devam edeceğim. Hayda, onlar sürekli geliyor ya. Önce ben şuraya bakayım. Aha, o ne? Bu kim? Gelme lan. Böyle uzaktan uzaktan alabilir miyiz seni acaba? Oha. Oha, sen öyle şeyler yapıyorsan o zaman. Oha, dur. Hop. Bir dakika. Geber. Adi herif. Parfümcü bornozu. Ahlaksız parfümcü bornozu ve 5 adet tomurcuklanan bilmem nesi yosunu, 5 de altus çiçeği. Ne alakaysa arkadaş. Parfüm yapımında kullanacağız galiba. Tamam, şuraya inebiliriz. Sakin gözüküyor. Aa, bir resim var la orada. Dur, bakacağım ona. Ne oluyor oğlum? Bir dakika ya. Bir dakika, gelmeyin bir ya. Bir dakika ya. Oha. Oha, bir dakika. Yavaş çocuklar, yavaş. Selam. Bir dakika. Size şöyle bir tarife uygulayayım ben. Ya abi, bu nasıl bir can götürme şekli ya? Ya arkadaş. Bir dakika abi. Ya böyle olmaz ki bu iş ama ya. Şunlara sıkalım bari. Ya dur lan. Lan oğlum. Ya adi köpek ya sen. Sen ne yapıyorsun sen ya sen? Abi, ben şuraya atlayabilir miyim? Müsaade edin bana. Bir dakika. Bir dakika baba. Şu resmi ben bir alayım kardeşim. Evet, Şampiyonun Şarkısı adlı tabloyu, eseri elde ettik. Şimdi bunun olduğu yerde, tabi bunlar random arkadaşlar. Bulmanız çok zor. Yani bakacağız birazdan da. Hatta şuradayken bakalım diyeceğim de bakamıyorum şu an. Açamıyorum. Düşman yakın. Yani bu resimlerde gösterilen yere gidip ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Yukarı nasıl atıyorsun oğlum onu?
Allah kahretsin sen. Ne arıyorsun burada oğlum? Lan dur. Lan dur. Manyak herif. Geber köpeğe. Da ya. Ya. Arkadaş ölmeden bıraktı ateşi bizi öldürdü ya. Aa, bir daha çatışma halindeyken bir şey anlatmak yok ya. Bu ne ya? Onu geri almam lazım. Ya bir daha öldüreceğim şimdi bunu ya. Of. Bu salağı bir daha öldüreceğiz şimdi. Ay, parfümcünüz etsin var ya. Gel lan buraya gel. Aa diye herifler. Şu bir. Gel öbürü nerede? Öbür ipne nerede? O nereden geldi onu da anlamadım ya. Ben çıkıyorum. Siz ne haliniz varsa görün abi burada. Tamam burada bir şey. Lan oğlum bak. Zırt pırt gelme şuradan ya. Oğlum rahatsız mısın sen ya? Bir de çok sık atıyor ya. Ulan ben mi böyle ateş atsam? Oğlum bir yavaş at lan yavaş. Oğlum bir müsaade et lan. Lan oğlum bir dur da. Ya arkadaş ne bu böyle ya? Ulan müsaade etmiyor ki bana vurayım. Ateşten başka bir şey attığı yok ya. O ya harbiden var ya yani sabır diyorum başka bir şey demiyorum ya. Bu nedir abi? Bak atıyor ateşi. Bak bir tane de oradan gelecek şimdi. Gel sen de gel. Ağzına. Bak bak arka arkaya atıyor ikni. Geber. Köpek ya. Bak 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 bak. Ağzına. Dedim, yer miyim lan ben? Anadolu çocuğu yer mi lan? Öyle bir şey yok. Orada da bir şey yok. Tamam galiba. Burada artık buraya kadardı. Yaptık. Şimdi abi derinliklere gidelim. Ne sinir bozucu bir yermiş ya. Bak bak. Bak. Yaptığı harekete bak bak. Pis herif. Hadi herif seni. Hadi herif. Şöyle geç. Tamam ben şuradan abi atlıyorum artık. Mevzuya geçelim bir. Şuradan bir atlayalım şuraya. Allah. Ters o yere atladık. Lan vur şunu. Tamam şu bir. Şu bir. Eyvah eyvah eyvah. Yine başladılar şunları atmaya ya. Geber. Bir mana çek abi. Bir mana çek abi. O ne? Onu nasıl alırız lan? Mor renkli abi. O kesin önemli bir şey. Geberin lan. Bir dakika şuradan atlayabiliyormuşuz oraya ya. Ben nasıl görmedim abi onu? Atlayabilir miyiz oraya acaba? Atlarız abi bence. Bir dakika neredeydi o? Bir dakika. Şöyle gideceğiz abi. Lan çık işte ya. İlla buradan mı ineceğim? Çık ya.
Ben nasıl alacağım onu abi buradan ya? Çıkmıyor ki buraya. Ha, şuradan çıkarım ama. Tamam. Dikkatli, biraz dikkatli abi. Biraz dikkat istiyor. Hadi bu sefer şu aç köpeğin şeyini alalım ya. Meyvesini. Abi ben nasıl geçeceğim oraya? Pardon da yani. Bak al işte, al, al işte. Ya başlarım şeyine de, itemine de ya. Bu ne? Anlamsız. Mezar melekçisi. Şurada biri var. Hatta iki kişi var. Gel koçum. Gel ablacığım sen de. Bura açılıyor mu? Yok. Tamam. Şunu alalım. Smiting 4. Olabilir. Tamam, burada da bir şey yok başka. Atla aşağıya baba. Devam. Hop hop, bir dakika, bir dakika, öyle yok, öyle yok, öyle hamleler yok, öyle hamleler yapmayın. Ya gene başladık ya, gene başladık ya. Bir de burası seyir dolu abi ya. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Bir dakika, sakin ol, sakin ol, sakin. Ya arkadaş adam saldırmıyor ki, sadece bu hareketi yapıyor ya. Başka bir şey yok adamda, bir varyasyon yok yani. Sadece bu hareket. Şuraya gelirsen alırım seni. Heh, geldi, geldi. Bak ya, bak bak, bir de öbür tarafta da var. Eyvah, eyvah, eyvah. İki tane oldu. Bir de iki oldu abi. Ya of of. Lan dur. Ya abi. Ya ne kadar sinir bozucu bir tip ya. Ay parfümünü size sokayım ben ya. Öldüğümüz karaktere bak ya. Abi direkt gidiyorum. Bu ne ya? Şunları atla abi. Bunlarla uğraşmayacağım bu sefer. Ya gel oğlum gel ya, Allah aşkına gel. Ne var ya, ne var ya? Bunu bir yapsak bir kere. Tamam. O şeyi iyileştirdi. Nerede o şerefsiz? Gözükmüyor bak. Bunu şuraya bakayım. Bak bak bak. Kurbağalar ne arıyor burada ya? Dur lan. Ya oğlum yapma, yapma. Öldüm. Öldüm abi. Bunu çünkü yaptın mı ölüyorsun. Öldün yani. Bundan kurtuluşun yok. Burada bir farklı bir şeyler takmam lazım abi üstüne. Bunlar olmuyor. Şimdi benim üstümde şu var. Şunu çıkar. Bunu da çıkar. Bunun yerine şu ölüm kökünden bizi koruyan
Ürün karşı bizi koruyanı takalım. Bir de şu yangın hasarından bizi olumsuzlayacak şeyleri takalım abi. Anlaşılıyor ki burası basit bir yer değil abi. Basit gibi gözüküyor. Karakterler de basit gibi gözüküyor ama aslında çok uyuzlar. Sinir bozucu karakterler var gerçekten. Evet. Geldi bir tanesi daha. Ya oğlum. Arıza mısın sen? Gel sen de gel sen de gel. Gel baba. Gel baba. Gel bana gel. Tamam. Şimdi önce şu. Bak. Allah Allah Allah. Lan bu niye yeşil? Bu zehir atan türden galiba. Şuranın bir etrafına bakalım. Bir şey var mı? Burada var. Hop, hop. Bir dakika. Öyle yok. Öyle yok. Oğlum bir dur da. Bir dur da vurayım ya. Lan dur, dur. Çık oradan. Çık, çık, çık. Devam edeceğiz. Devam, devam, devam. Şurada da var bir tane. Arkadan alabilir miyiz acaba? Tamam, güzel aldık. Güzel aldık. Tamam, çok güzel. Oğlum nasıl ya? Nasıl sihir bulaşıyor lan burada bana? Aa, enteresan bir şekilde sihir bulaşıyor lan burada. Oğlum bu ne biçim bir yer lan? Hiçbir şekilde düşüremiyoruz. Allah Allah, şuraya atlayınca hiçbir şekilde yani zehri engelleyecek bir şey yapamıyoruz. Tamam, oraya baktık. Şimdi şu düz devam edip şunları da alayım. Selam çocuklar, size saldırmayacağım. Dur. Siz adam akıllı dövüşüyorsunuz. Ben sadece şunu bir... Ya oğlum. Şunu bir alsam bana yeter ya. Parfümcü köpekler nerede ya? Bak bak bak. Ama tamam, şurada da bir şey var. Onu da alacağız. O ne? Ya yapma işte, bu olmadı ya. Bu olmaz burada bu. Ya bu yaratık olmaz ki burada ya. Ya abicim ya, defolun gidin ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yukarıdan alabilir miyiz? Gelir mi lan buraya bu? Gelir misin sen buraya koçum? Çok tehlikeli oğlum bu. Bunu en güzel böyle alırız. Başkası yemez buna. Tamam, kıvran orada, kıvran, kıvran. Hadi bakayım canım, hadi bakayım canım. Al, al köpek, al. Al hadi köpek. Ya onu ben hayatta alamazdım abi. Çok kıvrak bir arkadaş o. Hasvetli 5. Güzel.
Ben buradaki boss'u merak ediyorum, nasıl bir şey? Mutlaka vardır burada boss. Şimdi abi şuraya atlayabiliyor muyuz? Atladık. Ama şimdi bir dakika. Önce bir şuraya bir bak. Buraya bakmayayım bir dakika. Önce bir şu taraf. Bunu bir alayım ben. Nötralize boluslar. Ya ben bunları da kesmek istiyorum ama ya. Şurada ne var onu merak ediyorum ya. Ama kaşınmak da istemiyorum bir taraftan. Ne oldu aslanım? Güzel. Güzel. Seni de alayım. Kurtçuklu pislikler ya. Her yerlerinden kurtçuk var ya. Bak. Ana, ana, çık. Adi herif seni. Kenara pısmış. Onlara niye işlemiyor ya? Sen de geber, sen de al. Şimdi şu aşağıdaki kırmızı çürütmeyi nasıl alırız? Farklı bir varyasyon yapmak lazım. Böyle, pardon engameli şöyle bir yapmışsa ona. Tamam, etrafındakiler gitti abi. Oh, siktir lan, zehir yiyorum. Bir dakika, oh, çürüme yiyorum. Dur. Yapma, yapma. Yapma, kıyma bana. Ya abicim şunu yapma işte ya. Tamam gel. Gir içeri. Ya yeter be kardeşim, yeter ya, yeter. Tamam abi. Onu da aldık. Şimdi bir kızıl çürüme var üzerimizde. Bunu nasıl çözeceğiz amanın? Tamam, burayı da aldık. Önce bir şunu bir alalım. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu hiçbir şekilde durduramıyorum. Bunu içsek. Bu da durdurmuyor abi. O zaman şöyle yapacağım. Şunu kaldır abi. Lan buradan çıkamıyoruz mu ya? Bir dakika, nereye geldim ben? Aa, buradan bu tarafa dolaşabiliyorum. Gene buradan içeriye atlayabiliyorum ama. Ya arkadaş, ben bunu nasıl çözeceğim ya? Canım gidiyor abi, felaket gidiyor hem de. Neyse, buradan tekrar gireceğim. Onu.
Ananı avradır. Bunlar ne ya? Her yerde bunlardan var ya. Şu kızıl çürüme ile alakalı da bir büyü olsaydı ya. Abi çok enteresan bir yer. Bu ne? Ya canım gidiyor. İyileş artık ya. Yedik ya, bu ne kardeşim ya? O ne? Malek Marais Gölgeli Kale Castellan diyor. Ama bir dakika. Ya questse bu, ya Tanit bunu isterse. Çok kırmızı yanıyor bu adam. Yok abi. Şimdi tamam, biz bu şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. Üzerimdeki şeyi çekmem lazım. Şuraya bir dönelim abi. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bu bölümde bitmeyecek burası. Şimdi oraya ben bilerek daldım çünkü kırmızıyla yazıyor. Kırmızıyla yazanlar beni biraz işkillendiriyor açıkçası. Yani bir quest'e bağlı bir şey olabilir. O yüzden belki de Patches'ın quest'ine bağlı bir şeydi. Bilemiyorum ama öldürmek istemedim. Yani kapışmak istemedim. Üzerimizde de zaten çürüme etkisi var. Manalarımızı, potlarımızı bitirdik. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Tanit'e gidelim. Suikast, Raleigh suikastini gerçekleştirdiğimizi ona ifade edelim. Ödülümüzü alalım. Ondan sonra da bölümü orada kapatalım. Bir sonraki bölümde yine burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten o dolaştığım yerleri çok hızlı bir şekilde dolaşacağım tekrar. Ve bu kalenin iç taraflarına doğru, artık şuralara doğru bir ilerleme yapacağız. Güzel bir yer. Hoşuma gitti. Zehirli, çürümeli, biraz zor. Bayağı zor aslında. Biraz çetrefilli geçecek burası. O yüzden bu bölüme sığmaz diye düşünerek bir volkan malikanesine dönelim. Burada Tanit'le bir görüşelim. Ondan ödülümüzü alalım. Sonra da kalan kısma bakacağız arkadaşlar. Evet. Görüyorum ki bizim için başka bir görev üstlenmişsin. İşte her zamanki ödülünüz. Lütfen al. Ver canım. Ver. Yılan kemiği bıçak. Aa, silah verdi bu sefer. Şimdi belki de sana söylemenin zamanı gelmiştir. Bu malikanenin gerçek hükümdarı Lord Rykard. Evet, bir yarı tanrı. Erdtree'yi kararmışları zarafetle kutsadı. Ama görevlerinin büyüklüğü karşısında hepsi çok yetersizdi. Kararmışlar, kırıntılar için didişerek ortalığı süpürmek zorunda kaldılar. Paramparçanın ardından güç için yarışan keskin taşıyıcılar gibi. Öfkelenen Rabbimiz reddetmiştir. Acele etmek, bize izin verdikleri cimri kırıntılar için kavga etmek. Ya ne diyorsun bacım ya? Erdtree ve aslında tanrıların ta kendisi bizi böyle alçaltırsa, o zaman sapkınlık anlamına gelse bile direniş bayrağını yükseltmeye hazırız. Lord Rykard'ın yönetimindeki Volcano malikanesinde bu iş bitene kadar dinlenmeye yemin etmedik. Bu kahramanca yolu izlersen bir gün Rab seni görecek. Lord'un şampiyonlarımızla yaptığı ziyaretler her zaman bir gösteridir. Bir gün çok erken gelemez. Enteresanmış. Ama bir dakika abi, güzel bir şey aldığımı düşünüyorum. Yılan kemiği bir şey ver. Aha. Zehir oluşumuna neden olan bir silah. Tam benlik abi. Tam benlik. Tam benlik abi. Zehir bayılıyorum abi. Daha önce biliyorsunuz ki bazı bosslarda ok atıyorduk, dart atıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Zehirle onu bir şekilde paket ediyorduk. Şimdi bunun kılıcını elde etmek çok iyi oldu. Gerçi strength niteliği biraz güçsüz. E seviyede şu anda. Onu biraz geliştirirsek belki düzeltebiliriz. Ama onun dışında dexterity'si güzel. C olarak başlıyor. Kuvvet olarak biraz zayıf kalacak ama bol miktarda karşı tarafa zehir oluşumu vereceğiz arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Tamam, bu silahı tuttum abi. Bunu geliştirince güzel bir şey haline getirebiliriz. Bu arada Godric'in silahını da kullanabiliyorum. Niye almıyorum onu da bilmiyorum. Tamam abi, Godric'le devam edeceğim. Şunu çıkardım.
Şimdi madem ödülümüzü aldık, şu odaya bir gidelim. Bakalım daha var mı onlardan? Bu kapı kapalıydı. Burada gizli bir yerden girmiştik. Burada Ria var. Aa, bir dakika lan, burada mıydı? Aa, o sensin. Beni affet. Aklım asla geç çalkalanmaya bırakmıyor. Peki. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Gecenin zifiri karanlığında daha kayan bir şey gördüm. Onun yanındaki odaya girdi ve bir daha çıkmadı. Eğer yanılmıyorsam, yılan şeklini aldı, tıpkı benim gibi. Volcano malikanesi bir sır saklıyor mu? Lady Tanit'in benden sakladığı. Zorlamamam gerektiğinin farkındayım ama bir şey bulursam paylaşır mısın? Ona Volkan'ın malikanesinin karanlık tarafını anlat. Bir dakika. Tanit bize ne demişti abi? Yok abi, anlatmayacağım, bir dakika. Şimdi değil, şimdi değil. Yok, şimdi değil. Bakayım bir daha karşımıza geliyor mu öyle bir şey? Yok, tamam, geliyor. O yüzden bunu biraz bekletelim. Şimdi söylersek bir şeyleri alt üst etmeyelim. Tamam, bir şey daha geldi ve Diallos da buraya taşınmış arkadaşlar. Onu da gördüm. Aa, bu sensin değil mi? Peki, seni tekrar görmek güzel. Demek sen de davet edilmişsin, anlıyorum. O halde bundan böylesiyle arkadaşıyız. Sen benim arkamı kolla, ben de seninkini kollayacağım, değil mi? Ya siktir lan, ne arkamı kollayacağım. Ben onu söyleyebilirim. Lanya'yı merak ediyorsun. Şey, görüyorsun, ben çok fazla iç tartışmadan sonra anladım ki intikam cevap değil. Lady Tanit'e göre elimde şampiyonların eşyaları var. Ve de ne kadar ironik olursa olsun, şampiyonlar genellikle kirli bir yolda yürümek zorunda kalırlar. Maviden bir civata gibi çarptı bana. Eski düşüncelerimin basit saflık olduğunu. Tabii ki kalbim Lanya için ağlıyor. Talihsiz olay gerçekten de kaderin acımasız bir cilvesiydi. Ama neden olduğu acı ve üzüntüye yenik düşmek beni bir şampiyon yapmaz, değil mi? Lanya bunu biliyor, eminim. Kader ikimiz için de zor yollar açtı. Ancak bu şampiyonların yürüdüğü her yol için geçerlidir. Bu elleri her zaman içerledim. Solgun tenleri, herhangi bir savaşçınınkinden çok uzak. Hoslov'un utancı. Ama bu uzun süre böyle olmayacak. Şampiyonların yoluna çıktığımda onları karartacaklar. Oğlum bir sus da yolumuza bakalım ya. Ne de olsa Hoslov evinin hikayesi kanla anlatılıyor. Başka bir şey diyor musun? Tamam, aynı şeyi söylüyorsun. Kes. Şuraya bakacağım. Kırmızı zarf geldi bu sefer. Bir dakika. Daha önce iki... Ya bunların cinayet şey, suikast şekli bu kardeşim. Önce mektupla gidiyorsun, işi alıyorsun. Daha sonra gidip Tanit'le konuşuyorsun. Kimi öldüreceğini söylüyor. Ondan sonra başlıyorsun baba. Olay bu yani. Bir çalışma teknikleri var. Şimdi o nerede ama o şey? Nerede saklıyor? Olmuş. Ha, burada. Bakın, daha önce aldıklarımız. Bir tane davetiye, bunu Ria bize vermişti. Daha sonra bir mektup burada aldık. Eski şövalye Istvan'ı kesmiştik. Daha sonra Rayleigh'i az önce kestik. Şimdi de Juno Hoslov, Kan Şövalyesi. Devlerin... Bir dakika, önce baştan bir şey yapalım. Volkan'ın malikanesinden avlanacak bir kararmışın adını açıklayan yazılı bir talep. Son istek olarak mektup canlı kırmızıdır. Juno Hoslov, Kan Şövalyesi. Devlerin dağ tepelerinde bulunabilir. Tam konum için haritanızdaki kırmızı işareti bulun diyor. Şimdi bir dakika, bakacağız. Evet, Hoslov ebesinin dükkanında arkadaşlar. Buraya gitmemiz bayağı bir uzun sürecek. O yüzden bu quest bayağı bir bekleteceğim sizi. Bekleteceksiniz yani. Şimdi o halde Diallos'cum, görüşürüz canım. Seni bir daha burada görür müyüm bilmiyorum. Şimdi bu yan odadan fısıltı bir şeyler duyuyorum falan, saçmalıyor ama Ria bunu da anlamış değilim açıkçası. Neyse, Tanit'e gidip şu olayı bir anlatalım.
Bu kahramanca yolu izlersen bir gün Rab seni görecek. Bir gün çok erken gelemez. Şimdi Zorayas'ın dertleri, evet, Zorayas dediği neydi? Rhea'nın diğer ismi. Yani yılan şeklini aldığı ismi Zorayas diye geçiyor arkadaşlar. Zorayas'ın dertleriyle ilgili bir diyalog çıktı. Bunu konuşalım. Bunu sana mı söyledi? Şeylerin yanlış olduğunu bilmeliydin. İşaretler yeterince açıktı. Peki Zorayas sana güvendi. Bana sana söylemem gereken bir neden daha var. Bazı şeylerin bilinmez kalması daha iyi. Ayrıca hiç kimse mirasından dolayı suçlanmamalıdır. Bunu düşün. Erdtree'in yollarına direniyoruz. Böyle bir krizde kişinin soyunun ne önemi var? Oğlum bunların amacı ne ya? Tamam. Nedense buna bir yardım edesim gelmiyor ya. Sürekli birilerini öldürtüyor. İşte karanlık sırlardan bahsediyor. İşte Erdtree'ye karşı bir şeyimiz var diyor. Anlam veremedim. Evet. Şimdi. Bakalım büyüler. Abicim ben anlamadım ki ne yapsam ne etsem bilemiyorum ya. Şunu bir çıkarsak acaba. Şunun yerine ne alabilirim? Zehri ve kırmızı çürümeyi iyileştirir. Bunu alacağız. Fate 12 yapmamız lazım arkadaşlar. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bu büyüyü kullanmam lazım. Tamam, onu halledeceğim. Sonraki 2 level'ımızı Fate'e vereceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ya da Fate 2 yapmadan şunu takacağız. Şu inancı 5 artırıyordu çünkü. Şimdi kullanabiliriz. Şimdi tekrar oraya mı dönmek lazım? Evet, oraya döneceğiz tabii ki. Bir 10 dakika daha şöyle bir şey yapalım. Bir oralara da bir dolaşalım. Bir rutu sitesi belki çıkar karşımıza. Ya da gidip oradaki boss'u da kesebiliriz. Ama akıbetini öğrendikten sonra tabii ki. Ya oğlum bırak peşim ya. Bırakın Allah aşkına. Şuradan kaçayım ben ya. Ya oğlum. Lan nasıl kovis oluyor ya. Ya oğlum git şuradan ya. Vur şuna. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Bir dakika düz mü gidiyorduk? Evet düz gideceğiz. Ya sizle de kapışmıyorum abi. Hadi yallah yallah. Hadi sizle. Yavşaklar. Şuradan ineceğim abi. Şuna bir bakayım. Evet bu Marais. Marais'in şu anda bir quest'e bağlantısı gözükmüyor gibi. O zaman dalacağım buna. Önce atımıza binelim ama. Ya oğlum defolun gidin ya. Tamam gel kardeşim. Madem öyle. Of, of tek attı la adama bak. Şşş, bir dakika tar. Lan ne yapıyorsun oğlum? Bu nasıl bir hız lan? Bu da çürüme etkisi veriyor. Boku yedik. Vallahi boku yedik abi. Ama hallederiz. Hallederiz. Halledeceğim. Zaten bunu öldürürüz. Bunu öldürdükten sonra da bölümü kapatırız. Boş abi lan. Boş. Bekleme yapma.
Devam, 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 devam. Heh. Şimdi geldik. Abi at var elimde ya. Bunu ara at almam lazım ya. Ama atı tek hamlede indirdi abi. Böyle de bir güzelliği var yani rakibin. Ama her rakibin bir zayıf noktası vardır mutlaka. Belki sende bir büyü var mı? Tamam, zehir büyüsü attı bir tane. Ama şu arkadaki beni rahatsız edecek gibi. Onu yap işte bak. Onu yap işte. Yapma. Gel. Hadi gidiyorsun az kaldı. Aa, bu kadar işte. Şimdi sırada arkadaki var. Anspur Meç, Marais Maskesi ve Marais Sabahlığı. Süper. Şimdi gel bakayım aslanım. Sıra sende. Gel bakayım buraya. Çok güçlü, çok güçlü bu. Ha oğlum. Allah kahretsin seni, vuracağın adamın da. Hop hop hop. Bana değil, bana değil kardeşim. Lan dur, dur. Hadi köpek. Ya oğlum vur şuna be kardeşim, vur ya. Oh, yavaş. Şuna da ver bir tane. Vur şuna vur. Çok hantal abi, vur şuna ya. Oha. Yavaş. Vur abi. Ya vursana abicim. Ya nasıl bir arızasın sen? Vursana, saplasana şuraya ya. Hop 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 hop. Şimdi ölme zamanı değil abi. Hiç şimdi şey yapamam. Abi bu çok kuvvet götürüyor benden ya. Bu silah. Tamam, golemin telini aldık. Smithing taşı. Evet, aşağılar uçurum abi. Tamam, güzel kapıştık. Güzel kapıştık. Şimdi tekrar içeri gideceğiz. Bu sefer bu tarafı temizleyeceğiz. Tamam, girdik gene içeri. Gel abi. Sen orada takıl. Takıl sen orada. İşte Godric kardeşim. İşte Godric'in gücü bu. Taraf dışarısı zaten. İçlere doğru devam. Bu ne? Bu kim? Ha, gel oğlum buraya gel. Gel şimdi sana arkadan bir saplayayım ben. Bir. İki kardeşim. Ya abi.
Niye vurmuyorsun? Yere vursana abi ya. Abi nasıl bir şey ya? Vallahi ben anlamadım bunu ya. Demin o yere vurdum hareketi yapmadı. Neyse. YouTube sitesini bulamayacağız. Daha ilerleyen kısımlarda belki mutlaka bir iki tane çıkar karşımıza ama şu an yakınlarda göremiyorum, bir türlü bulamadım. Bunu bir sonraki bölüme yapalım. Böyle bir mekandayız arkadaşlar. Çok karışıklık var. Şu rünü alacağız bir dahaki bölümde. O köpeğe yedirmem onu. Şurayı bir halledeceğiz. Bu gölgeli kale diye geçen yeri halledeceğiz. Şurada bir boss'la kapıştık. Şu bölgede kendisini haşamat ettik. Daha da aşağılardan, şuralardan gelmiştik biliyorsunuz buraya. Şurada hemen eski Altus tünelinin içerisinde de bir kapışma gerçekleştirdik. Burayı da temizledik. Ve kısım kısım gidiyoruz. Burada bir bölümü hemen hemen geçirdim diyebilirim. Tanit'in bir quest'i vardı yolda gelirken. Onu kesmeyi başardık. Ryleki ve Tanit'ten de güzel bir kılıç aldık. Onu da geliştireceğiz. Bakacağız smithing taş durumumuza. Ona göre orayı da halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, Elden Ring'in 37. bölümünü burada kesiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin. İçeriklerimin devamlı için destekleriniz önemli arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler diyorum. Ve hoşça kalın.